Fırat'a ne söyleyeceğini ben derhal bilmek istiyorum. Irmak'cığım, eğer sana söyleyecek olsaydım söylerdim zaten, değil mi? Hayattaki her şeyi kontrol edemezsin, değil mi? Özellikle de benim çenemi. Ne oluyor Narin? Irmak sana ne söyleyeceğimi duymak istiyor. Israr ediyor, anlamadım. O zaman söyle sen de. Yani yüzyılın en büyük sırrı değil, değil mi? Sen de söyleyebilirsin belki. Yok yok, değil değil. Ne olacak canım? Yani madem öyle. Irmak'cığım, senin için bir sakıncası yoksa pasaportunu görebilir miyim? Sana ne pasaportum var? Ne yapacaksın pasaportumu? Bakacağım sadece ya. İstanbul'dan ayrıldığın ve geri döndüğün tarihleri bilmek istiyorum, o kadar. Senin ne üzerine vazifeymiş benim giriş çıkış tarihlerim? Irmak, bildiğim kadarıyla bir iki ay önceye kadar İsviçre'deydin. Birkaç gün önce döndün değil mi? Bundan değişik bir şey yok herhalde pasaportun. Yok, yok tabii ki yok. Ama ne mana yani? Ben neden Narin'e pasaport kontrolü yaptırıyorum? Tamam, bakalım o zaman pasaportuna. Buradaysa. Yoksa eve gidip bakalım. Benimle uğraşmayın. Neyi ima etmeye çalışıyorsunuz bilmiyorum. Ama ben kimsenin bana böyle davranmasına izin veremem. Anlıyor musunuz? Allah Allah ya. Giren çıkmıyor dışarı. Ne yani? Orada mı parti veriliyor? Anlamadım ki. Bu topluluk arasında ilginç ilişkiler var. Ne demek istediğiniz anlamadım. Vallahi kardeşiniz Fırat Kazı'nın ilgisini çekmeye çalışıyor ama başaramıyor. Siz de Sermet abiyle böyle uzaktan uzağa acı çekiyorsunuz. Ne acısı ya? Acım acı yok. Siz kendi işinize baksanıza Sinan Bey. Ben görmek istiyorum Irmak pasaportunu. Gidelim mi hemen? Yok yok. Zahmet etme Fırat'cığım, o kadar yolu hiç gerek yok. Ben sana söyleyeyim. Irmak zaten uzun zamandır İstanbul'daydı. Başka hiçbir yere gitmedi. Değil mi? Ben buna daha fazla katlanamayacağım. Irmak, bu doğru mu? Bırak kolumu. Bırak kolumu, Emeliz'den nefret ediyorum. Canımı acıtıyorsun. Doğrudur, acımaz. Irmak, senin olmadığın dönemlerde burada bir takım şeyler yaşandı. Senin bunlarla bir ilgin var mı? Önce onu anlayalım. Beni düşündürmeye başladın. Herkes bir sakin olursa ben durumu anlatacağım. Evet. Irmak Hanım İstanbul'daydı. Ama haklı sebepleri vardı. Bir dakika, bir dakika ya. Ben anlamadım. Sen onca zamandır İstanbul'da mıydın? Kızım, ne atlar çeviriyorsun gene sen ha? Vallahi içeride bir mevzu var ama anlamadım gitti. Bir de sözde senin için kutlama partisiydi değil mi? Ya yok da anlamadım yani. Şadiye, senin bu insanların arasında yerin yok, ben söyleyeyim. Hiçbirinin umurunda değilsin. Bak gittiler içeriye, kendi kendilerine eğleniyorlar. Sana benden başkasının da faydası olmaz. Irmak'la beraber iş yaptığımızı gizli tuttuk. İstanbul'daydı. Çünkü benim kurduğum gemi taşımacılık şirketinin başındaydı. Anlamadım. Anlatıyoruz Deniz Hanım. Dikkatli dinlerseniz anlarsınız. Mecbur gizli tuttuk. Malum benim şöhretim ortada. Kimseye yaranamıyoruz. Irmak Hanım da benden rica etti. İşler yoluna girene kadar kimsenin haberi olmasın dedi. Öyle değil mi Irmak Hanım? Evet. Aynen öyle. Biraz vurulduk.
Üzüldük ama sonuçta onun kararı. Kendisini bir otele yerleştirdik. Şirketi kurduk, açtık. Mistral. Hepimize hayırlı olsun. Allah Allah. Birdenbire Irmak'la çalışmaya karar verdiniz yani, öyle mi? Niye olmasın? Niye çalışmayayım? 10 numara kız. İşini iyi yapıyor. Güçlü. Bu kadarcık zamanda bir sürü iş bağladı. Ondan iyisini mi bulacağım? Onunla çalışmayayım da kimle çalışayım? Sen niye bunu benden sakladın? Sen işi bozma diye sakladık. Öğrenseydin bu işi de patlatacaktın. O yüzden kız başı ağrımadan bir şeyler yapmak istedi. İyi misin sen? Ayrıca benim de yurt dışına gitmiş olmam gerekiyordu. Senin de çok iyi bildiğin nedenlerden dolayı. Anladım ben seni Zermet. Anladım. Herkes aptal. Sen akıllısın değil mi? Ne anladın bize de anlat o zaman. Ay Zermet Bey. Gerçekten çok şekersiniz. Fırat'la Irmak aynı şehirde dursun. Ayrılmasınlar diye yapamayacağınız şey yok değil mi sizin? Ama ya ne yazık ki onlar o zaman ayrılmışlardı. O kadar yatırım, o kadar para boşuna gitti. Bana ne? İster ayrı olsunlar, ister beraber. Ben işimi yaparım, paramı kazanırım. Canım iyi misin? Bak senin yine ağrın var belli. Ben seni eve götüreyim, hem yolda konuşmuş oluruz. Olur mu? Kim ne yapıyorsa yapsın artık. Bu hayatta gerçekten hepinize bol şans. Seninle de sonra konuşacağız. Bana bunun hesabını vereceksin evde. Çıkıyorum ben. Can'a gideceğim. Neyse bırakmayayım ben Fırat'ı. Yine ağrısı var belli. Ne olur ne olmaz. Irmak kusura bakma. Bir anda böyle her şeyi anlatmak zorunda kaldım. Yo çok iyi oldu. Nerede bir teşekkür borçluyum ben aslında. Nasıl söyleyeceğimi düşünüyordum ben de. İyi günler. Vallahi tebrik ederim ya. Ben senin kadar hızlı yalan uyduran hiç görmedim. Yalan yok Narin. Her şey ortada. Ticari siciller ortada. Avukatsın git bak. 5 milyon dolarlık şirket. Mistral. Çok güzel. Parti bitti. Hadi bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.